Fenerbahçe'nin transfer çalışmaları büyük bir gizlilikle devam ediyor. Vitor Pereira hem Galatasaray hem de Olympiakos karşılaşmalarında Macar stoper Zalai'yi ilk 11'de oynatmadı. Attila Zalai'nin yeni durağı İngiltere olması bekleniyor. Fenerbahçe başarılı defans oyuncusunun satışından 20 milyon euroluk gelir bekliyor. Oradan gelecek parayla forvet transferi de bitirilecek. Fenerbahçe taraftarı ve tüm camia devre arasında takımı yukarıya taşıyacak, gol yükünü çekecek bir santrafor transferi istiyor. Bu noktada Fenerbahçe yönetimi gözünü İngiltere'ye çevirdi. Arsenal'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Alexander Lacazette'in menajeri kulüp aramaya başladı. 30 yaşındaki Fransız golcü sözleşmesinin son yılına girdi. 2017 yılında Arsenal'e 53 milyon euro bedelle transfer edilen Lacazette bu sezon sadece 7 maçta forma giydi. Bir kez gol sevinci yaşayan Fransız golcünün kulübüyle sözleşmesi Haziran 2022'de sona eriyor. Sözleşmesinin son yılına girerken oyuncunun menajeri de kulüplerle görüşmeye başlayacak. Arsenal ile Lacazette arasında sözleşme görüşmeleri olmayacak. İngiltere'den gelen son bir dakika bilgisine göre iki taraf için de ayrılık seçeneği en güçlü ihtimal. Fransız golcü Alexander Lacazette Telefoot'a yaptığı röportajda geleceğim hakkında neler olacağı yakında belli olacak. Tabii ki menajerim uygun seçenekler için çalışmalara başladı. Sözlerine devam eden Alexander Lacazette, teklifler geldiğinde neler olacağını göreceğiz. Zorlukları severim. Güzel projeleri dinlemek istiyorum. Ocak ayından sonra doğru kararı vermek istiyorum diyerek takımdan ayrılacağının sinyalini verdi. Arsenal teknik direktörü Arteta, Lacazette ile ilgili bir soruya yanıt verirken Mesut Özil'e de göndermede bulundu. Arteta, Lacazette için yaşadığımız problem daha önce de bazı oyuncularda başımıza geldi. Sözleşmenin son döneminde böyle sıkıntılar yaşanabiliyor. Ocak ayında bu sorunun çözüleceğine inanıyorum dedi. Mikel Arteta da Lacazette ile çalışmak istemiyor. Oyuncuyu isteyen kulüpler arasında Inter, eski takımı Lyon, Marsilya, Valencia gibi takımlar var. Net bir 9 numara arayan Fenerbahçe'nin de Lacazette'e bir ilgisi var. Arsenal bir döneminde Lacazette ile birlikte oynayan Mesut Özil bu transferde aracı olabilir. Fenerbahçe taraftarı da Lacazette'in bu durumundan hareketle devre arasında bu transferin yapılmasını istiyor. Eğer Arsenal ikna edilirse Lacazette için bonservis ödemeden tıpkı Mesut Özil gibi transfer gerçekleşebilir. Sarı lacivertler ilk etapta Lacazette ile anlaşarak oyuncuyu bonservis ödemeden kadrosuna katmak istiyor.